Sen bana yardım et. Akif'i vurmak zorunda bırakma beni. Yalvarırım. Yardım et ne olur. Lan! Nasıl çözdün lan sen bu ipleri? Mevlam yardım etti birader. Az kalsın gösteriyi kaçırıyordun. Çok üzgünüm Akif. Beni affet. Allah'u ekber. Baskın yedik. Allah kahretsin. Yayını kesin, yayını kesin. Hepimizi öldürecekler burada. Kes sesini korkak herif. Gelin benimle. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Affet ne olur. Mecburdum. Affet beni Akif. Eyvah. Geç kaldım. Yettim Akif abi.
İçeride maskeli bir adam var. İşte o hakim. Ben vurdum. Ne demek? Ne demek vurdum ya? Nasıl yaparsın böyle bir şey Ayşegül? Ayşegül, devirdin mi sen? Başka çarem yoktu. Kadının kafasını kılıçla kesecekti. Hem de canlı yayında. Ne yapabilirdim İlker? Ayşegül, öldürdün işte. Yeter artık abime yaptıklarım. Senin yüzünden kaçırıldı. Senin yüzünden işkence gördü. Şimdi de senin elinden öldü Ayşegül. Öldürdün onu. İlker, İlker, İlker dur. Akif başka biri oldu İlker. Onlarla beraber. Bizden değil o. Saçmalık bütün bunlar. İlk günden beri hep bela açtın abimin başına. Onun en büyük hatası ne oldu biliyor musun? Seni sevmesi. Başına ne geldiyse hep bu yüzden geldi Ayşegül. Kesin lan şamatayı. Aklından bile geçirme. Köpek, canını alacağım senin, canını. Erkek sen bana gelsene, he? Ötlek. Hadi, he? Çok korkuttun beni. Biz polisiz. Birazdan bütün ekip burada olacak. Büyük yanlış yapıyorsunuz. Şşş, sakin ol bakalım. Bakayım şu yüzüğe. Kıymetli bir şeye benziyor bu. Bırak elimi. Vermem onu. Amma inatçı çıktın be. Ver. Parmağınla beraber söktürme bana. Canımı veririm onu vermem. Bırak dedim. Gerekirse canını da alırız. Merak etme. Hele şuna bir bakalım. Bırak ulan kızı. Bırak. Bırak dedim. Amma tantana yaptın be. Bırak yüzünü. Ver onu bana. Gel bakalım. Gel. Yoksa korkuyor musun ha? Senden korkan senin gibi olsun kitapsız. Gücün savunmasız bu kızcağızı yetti değil mi? He? Şerefsiz. Ne oldu? Konuşuyordun demin. He?
Geliyordu reis. Her Ali Haydar, her kılıçta Zülfikar değildir. Bu senin pis eline de yeni gerçi. Ne yapayım lan ben şimdi sana? He? Sıkayım mı lan kafana? He? Sıkayım mı kafana? Bu yüzük için ölürüm diyorsun ha? Ne duruyorsunuz lan? Gebertsenize şunları. Başınız yeterince belada. Bir de polis vurursanız peşinizi bırakmazlar. Vurun dedim size. İkisini de öldürün. Bunlar. O kadar kolay mı lan? Yürüyün. Akif abi. Abi, bismillah. Abi misin? Abi, abi yetişemedim, adam geldi. Akif abi, abi misin? Yaşıyor. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Abi, Akif abi aç gözünü kurban olayım. Akif abi, hadi abi. Abi sen güçlü adamsın Akif abim. Ne yapacağız ya? İyi misin? Nihayet. İyi misin? Abi, Akif abi aç kuzun hadi. Yalvarırım sana abim. Abi, Akif abi. Abim, yardım et. Onu götürmemiz lazım hadi. Ölmüş gitmiş neyine yardım edeceksin? Hem o adam benim kafamı kesiyordu az kalsın. Saçma sapan konuşma. Akif abim o benim. Bizden o, bizden. Numara yapıyordu. Adamları aldatmak için numara yapıyordu. Beni ilgilendirmez. Ya kadın! Bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Ebu amcayı kaçırmaya kalkmasaydın bunların hiçbirisi olmayacaktı. Yardım et şimdi. Hadi. Hadi. Yine ucuz yaptın abi. Az daha postu deldiriyordunuz ha. Tam zamanında yetiştik. İyi misiniz? Bir şeyiniz var mı? İyiyiz. Akif'le Sakaryalı içeride. Yardıma gidin. Yürüyün. Gitmeye gerek kalmadı beyler. Ayşegül abimi öldürdü. Yalıyı da kitapsız halletmiştir artık. İçeride adamımız kalmadı. O ne demek ya?
Ne öldürmesi? Ne diyorsun sen İlker? Aşegül, doğru mu bu? Akif'i vurmak zorunda kaldım. Çünkü bir Interpol ajanının kafasını kılıçla kesmek üzereydi. Gerçek mi bu ya? Ciddi mi yani? Onu ben vurdum. Ben. Ya bunun şakası mı olur? Ben Akif'i vurdum işte. Vurdum. Hiç vurdum. Adamlar çok kalabalık. Fazla dayanamayız. Ne yapacağız şimdi? Şehadet getireceğiz. Nereden getireceğiz? Marketten getireceğiz. Tövbe estağfurullah tövbe. Ya kadın, son nöbesinde Müslüman ol demek istiyorum sana. Anlamıyor musun? İyi de neden? Son anı suçlar diye. Oh my god. Asla. Asla Müslüman olma. Allah Allah. Allah Allah. Ya o nasıl bir laf, Allah'ını seversen ya. Tövbe de. Tövbe de. İnsanları diri diri kesen dine nasıl girerim? Az önce adam dininiz için benim başımı kesecekti. Sen olsan benim yerimde ne yapardın? Müslüman terörist olmaz. Teröristten de Müslüman olmaz. Kelle kesenlerle bizi bir tutma. Bak, onlar terörist, biz Müslümanız. Tamam mı? Biz Müslümanız. Aradaki farka dikkatinizi çekerim hanımefendi. Sakın başını çıkarma. Sakın başını çıkarma. Tamam. Film birazdan bitecek. Öleceğiz burada. Bana Sakaryalı derler madam. Ben bitti demeden film bitmez. Ya bismillah. Yapma be. Şimdi sırası mıydı be? Tamam. Tamam beyler. Tamam. Sen de geç öyle. Tamam, o da geçiyor. Ateş etmeyin beyler. Al kardeşim. Ne oldu kahraman? Film bitti mi? Galiba the end. Ben ne söylersem aynısını tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Abim. Abim nerede? Buradaydı birader. Hani? Nerede abim? Vallahi da billahi da az önce buradaydı. Tövbe bismillah. Vurulmuş yatıyordu. Allah Allah. Ne oluyor lan?
Abim nerede? Söyle! Abim nerede? Bilmiyorum. Ateş ettim, düştü. Bu odadaydı. Kafayı yiyeceğim ya! Abi beni attınız! Abim nerede? Yetişemezler abi. Bırak konuşmayı. Sen de bas kafana. Tamam abi. Bu kim lan? Feda-i gazaya, hak yurdaya. Kahrımız, gazabımız, bana ziyan ya Rahman. Beni almadan mı gidiyorsunuz lan? Ha? Kılıç, sen ölmedin ya. Ölüye göre iyi dayanmışım değil mi? Kim vurdu lan beni? Gel gel. Kim vurdu beni? Kim? Ayşegül. Ayşegül. Hadi hadi kalma. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Yayını aniden kesildi. Neler oldu orada? Kızım. İyi misin? Ne olacak reis? Ayşegül abime vurdu. Öldürdü onu reis. Öldürdü mü? Evet. Vurdum. Öldüm ölmedi mi bilmiyoruz. En son nefes alıyordu ama o halde dayanamaz gibi görünüyordu. Üzülme Ayşegül. Sen doğru olanı yaptın. Akif ihanet içindeydi. Durdurmak zorundaydı. Ne aynı şşş babam İlker. İlker hayır filan değil benim abim. Sakin. Carlos anlatsana. Abim hain miydi değil miydi? İşin doğrusu başta ben de öyle zannettim amirim ama. Ama ne? Meğer değilmiş. Numara yapıyormuş. Gizliden bir bıçak verdi bana amirim. Ben kılıç gibi davranıp onları oyalamaya çalışacağım dedi. Ama yetişemedim. Gittiğimde yerde yaralı bir şekilde yatıyordu. Ama ölmemişti. Doğru mu bu? Aynen böyle oldu Ayşegül. Yemin ediyorum. Ne oldu Ayşegül? Ha? Ne oldu? Kendine gel. Duydun mu şimdi? Hani çok emindin kendinden? Aman. Bir dakika, bir dakika. Yaralıydı madem. Nasıl ortadan atıldı? Her yere baktık reisim ama yok. Bizim Allah hala yaşıyor. Yaşıyor da nerede o zaman? Ya yeter ya artık yeter İlker. Adamlar aldı gitti demek. Aynı olmadı ortaya çıktı. Şimdi yeniden esir oldu. Sizi öldüremediniz ama. Onlar kesin öldürecek. İlker.
ucuz yırttın abi. Ben yedi canlıyımdan. Kolay kolay ölmem. Efendim Necdet Baba. Tamam. Tamam, hemen geliyorum. Baba beni çağırıyor. Yeni bir hedef varmış. Ne iştir bu kılıç? Tam kadının kellesini kesmeden ekip bir yetişiyor. Ne tesadüf değil mi? Ne geberiyorsun lan sen? Sence de tuhaf değil mi? Sen infaz etmeden sorunlar çıkıyor. Yarım kalıyor. Ne zaman eylem olsa ortalarda yoksun. Aslan Çınar'ın oyununa geldim. Anladı kılıç olduğumu. Gördün. Kadının kafasını da kesiyordum. Vuruldum. Benden şüphe ediyorsan yanlış ediyorsun. Kendinden şüphe et. Benden asla. Ben bunu Akif'e nasıl? Hain değilmiş. Vurdum onu ben. Ya Ayşegül, bak dinle beni. Senin o anda bunu bilmene imkan yoktu. Son ana kadar ben de öyle zannediyordum. Elime geçse yeminle ben de öldürdüm Akif abimi. Ağlamanın zamanı değil Ayşegül. Akif'i bulmalıyız. Eğer de şükür olduysa yaşatmazlar. Akif'i bulacaklarmış. Kaybetmeseydiniz ya. Göz göre göre abime ateşe attınız. Şimdi nasıl bulacaksınız? Oturduğunuz yerden mi? İlker! Kendine gel. Anlamıyor musun? Sakaryalı bile hain sanıyordu Akif'i. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Yeter be! Hepsinin başına atlat şu yolun var. Baba kız abimi yaktınız be. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Gel. Şaşırma kendini. Arkadaş deme balırım ayağımın altına. Gel de al o zaman gel. Sen sakarın tutun. Bana sakin ol tamam. Bir haddini bil. Gel. Ne yapıyorsun sen? Gel. Ne yapıyorsun sen? Gel. Ne yapıyorsun? Yeter. Gel. Sen git bir haval bakalım. İyice sinirlerim bozulmuş. Yapacak çok işimiz var. Yeter artık. İşimize dönelim. O ne? Son eylemin planları bu bilgisayarda. Çözebilirseniz son hedefi de öğrenebilirsiniz. Nereden çıktı bu? Ebu Hamza'dan çaldım. Haberi yok. Şifreli dosyalar var. İsterseniz Interpol'den yardım isteyebiliriz. Gerek yok. Leyla halleder. Sen şuna bir bak. Hemen bakıyorum. Sebo, sen de mabasa kayıtlarından çiftliğin çıkış yollarını tara. Baş üstüne reisim. Mecid abi gel. Gel.
Gel kitapsız. Yaralandın mı? Neyim şey değil baba. Ufak bir sırık. Kılıç nasıl? Kurşun. Onu da hafif sıyırmış. Hiçbir şey yok. İyi. Çok önemli bir hedef var. Çuvallamak yok mazeret istemem. Hallederiz baba. Başka çaren de yok zaten. Bu adamı yok edeceksin. Yarına çıkmaması lazım. Aldığımız istihbarata göre yarın basın toplantısı yapacak. Ülkeyi 25 şehir devletine bölme projemizin bütün planlarını anlatıp işimize çomak sokacak. Yıllardır buna hazırlanıyoruz. Mahvolmasına izin veremeyiz. Hemen istediğin kadar adam al, bitir bu işi. Oldu bil baba. Kılıç nerede? Buralardadır. Ben bunun halini hiç beğenmedim. Göz önünden ayırmayalım. Bir hal var ama bilemedim. Gel bakalım şuna. Gel gel, buldum. Namaz kılıyor işte. Nereden çıktı bu namaz şimdi? Kılıç namaz kılmazdı. Vay 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 vay. Demek uyandı. Akif oldu yine. Kalk lan. Hain. Kalk. Şimdi bitirdim seni. Kalk dedim sana. Kalk. O boynundaki ne? Bu her şeyi açıklıyor işte. Sen artık kılıç değilsin. Akif'sin sen. Ver onu bana. Bu Aslan Çınar'ın işi değil mi? Aslan Çınar kılıç olduğumu anladı diyorum size. Beni hapsetti. İşkence yaptı. Ama kaçıp ben size geldim. O muskanın da bununla hiçbir ilgisi yok. Ver onu bana. Ver. Demek sen kılıçsın ha? Başka kim olabilirim ki? Hı? Peki bunu ispat edebilir misin? Her zaman. Al o zaman mı? Şu aynı gebert de görelim. Abi ne yapıyorsun? Delirdin mi? Hadi, kılıç olduğunu göster. Abi ne yapıyorsun? Kardeşinim ben senin. İşte bu kadar. Sonunda oldu beyler. Bulduk onu. Monitöre veriyorum. Ver Leyla bacım. Büyük ekrana ver. Ne çıktı Leyla? Hedef bu resimdeki kişi. Piksel tamamlayıcıyla düzeltiyorum. Şimdi ortaya çıkar.
Nasıl ya? Hedef ben miyim? Allah kahretsin. Ne yapacağım şimdi? Merak etmeyin, hiçbir şey yapamazlar. Bu adamlar amatör değil Aslan Çınar. Nasıl merak etmem? Onların asrın projesi dediği Türkiye'yi 25 şehir devletine bölme planlarını yarın basına açıklayacaktım. Onun için hedef benim. Tamam tamam, bir sakin olun. Oturun. Bir çare düşünelim. Eyvah. Kızım. Kızımla eşimi bulmalıyız. Olup buraya getirelim. Yalvarırım öldürme beni. Daha küçücük bir bebeğim var benim. Diyorsun, vursana şu haini. Vursan vur. Kafiri cezalandırmak senin görevin. Vur şunu hadi. Yapma. Allah aşkına yapma. Ulan kalleş. Şüphelendiğim birine dolu silah verecek kadar salak mıyım ben? Biliyordum Akif olduğunu. Yakalayın. Bağlayın şunu. Lan! Bırakın beni! Lan, dur! Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Bağır bağır. Bırakın. Ben sana yapacağımı bilirim. Hadi bağlayın lan şunu. Kaldırın. Öldüreceğim lan seni. Kurtulamayacaksın. Aç şu telefonu be kadın. Aç. Ulaşılmıyor. Kesin bir şey oldu. Etrafta bir şey yok gibi. Zuhal! Zuhal! Kimse yok mu? Zuhal! Banu! Kızım neredesiniz? Kimse yok. Allah'ım, kesin aldılar onları. Yetişemedik. Sakin olun lütfen. Balta ve Sakaryalı okuldalar. Buluruz şimdi. Hah, arıyorlar işte. Efendim? Ayşegül, amirin hanımıyla çocuğunu bulduk. Okul gezisi ilat çiftliğine gelmişler. Şu anda yanımızdalar. Hanımefendiye veriyorum, bir amirimle konuşsun. Tamamdır, buyurun. Buyurun efendim, eşiniz. Alo, Özcan, neler oluyor Allah aşkına? Zuhal, tehlikeli bir durum var. Şimdi açıklayamam. Çok ciddi. Görevli arkadaşlar sizi alıp eve getirecek. Bak, ne diyorlarsa yapın, tamam mı? Aman Allah'ım, ne oldu? Tamam tamam, peki. Tamam, geliyoruz. Gel bakalım. Ben çocuğun eşyalarını alıp hemen geliyorum. Tamam, biz burada bekliyoruz. Biraz acele ederseniz seviniriz yalnız. Tamam tamam. Banu gel kızım. Ne oldu anne? Bir şey yok kızım. Hemen üstümüzü değiştirelim, tamam mı? Atlar dayamamış he birader. Acıktım ya. Yuh! Ulan atları görünce aklına yemek mi geldi lan senin? He? Ya sen eski zamanlarda Akıncı olsaydın var ya, yemin ediyorum kanka, ikinci günde atını yerdin he. Zorda olunca at yenir ki. Yenmez mi? Yenir bir kere. Eve yeniyor, o da binek. At da yenir. Eşek de binek kardeşim. Onu da ye. He? Eşek deyince şimdi. Yok ya, yemem. O kadar da eşek değiliz herhalde.
Kardeşim, bu laf 10 numara oturdu. Helal olsun sana. Aşıgül, durum nedir? Biz amirin evindeyiz baba. Eşi ve kızı okul gezisindeymiş. Balta ile Sakaryalı almaya gittiler. Şu anda beraberler. Buraya getiriyorlar. Durum kontrol altında yani. Aman kızım, dikkatli olun. Sağlama aldık diye kendinize çok güvenmeyin. İnsanın başına ne gelirse yine kendinden gelir. O bakımdan. Anlaşıldı baba. Leyla bacım, hızlı geçiyorsun, gözden kaçıracağız. Sabahattin abi, hareketsiz noktaları ileri alıyorum vakit kazanmak için. Boş yollara bakmanın ne manası var? Ya olur mu öyle şey Leyla bacı? Boş yol dediğinin kenarından köşesinden görüntüye bir şey girer, ipucu olur. Baştan savmaya gelmez bacım bu iş. Aşk olsun Sabahattin abi, ben baştan mı savuyorum? Arıyorum işte. Alınganlı sırası mı, lütfen işimize bakalım ya. Ben iyi bakamıyorum. Buyur sen bak Sabahattin abi. Allah Allah. Sebo. Buyur abi. Biliyor musun Efendimiz Mescid-i Nebevi'de en çok neye dikkat ederdi? Neresi? Safların sık ve düz olmasına. Bu konuda öyle titizlenirdi ki Fahri Kainat Efendimiz. Bazen namaz gecikecek diye korkarlardı sahabe efendilerimiz. O derece mi? Dümdüz. İp gibi sımsıkı. Hatta o kadar sıkışırlardı ki omuz omuza. Elbiselerinden önce omuz başları eskirdi. Sahabenin hepsinin omuz başları yamalıydı. Peki niye? Siz daha iyi bilirsiniz reisim. Yer mi yoktu koca mescitte? Sığamadılar mı? Yok, ondan değil. Arada boşluk olmasın. Boşluk olursa araya nifak girer, düşman girer, şeytan girer. O bakımdan. Eyvallah reisim. Saflar ip gibi dümdüz, dağ gibi sımsıkı olmazsa araya illa giren olur. Fitne girer, şüphe girer, vesvese girer, kibir girer. Bunlar girdi mi bir kez tevhid bozulur. İlker! Yeter üstüme geldin. Senin abinse benim de sevdiğim adam. Böyle seveceksen hiç sevme Ayşegül. Yeter abim senin yüzünden çektikleri. Ben çekmiyor muyum sanıyorsun? Benim acım ne olacak? Benim pişmanlığım? Ben yanmıyor muyum? Bırak be! Ne pişmanlığı? Yine olsa yine vurursun sen be! Ben bilmiyor muyum seni? Eli birliğiyle abimi mahvettiniz be! Yani biz saflarımızı sıkı tutmazsak, bir olmazsak, fırsat kollayana kovulmuş şeytan bayram eder. Gün onun günü olur. Güçlendikçe daha çok açar safların arasını. Alo, Necdet baba. Ekipleri gelmiş. Abini korumaya almışlar. Tamam, merak etme. İnanın, tezgah kurmak izinmiş miyiz? Biz birbirimizi bilmezsek Sebo, kendimizi bilemeyiz. Kendimizi bilmezsek Rabbimizi bilemeyiz. Rabbimizi bilmezsek ne olur Sebo? O zaman ne olur? Doğrusunu siz bilirsiniz reisim. Onu da lütfedin. Kendimizi bilmezsek önce egolarımızın kölesi oluruz. Kendimizden başkasını görmeyiz. Ardından birbirimize düşeriz. Benlik belası önce birliği bozar. İnsanın çektiği kendi belasıdır.
Ne ederse kendi kendine eder. Gaflet anını kollayan şeytana lanet olsun. Ama boşluk veren insana da yuh olsun. Ona fırsat vermemek lazım. Verirsek safları bozar, sırayı bozar, düzeni bozar, bizi bozar. Her şey hazır değil mi? Hazır abi. Hazır abi. Sen önden git, pozisyon al. Tamam. Siz arkasından teker teker gidin. Tek hamlede girip çocuğu alacağız. Kimse hata yapmasın. Yakarım. Siz de şuradan gidin. Oh! Az bundan. Azıcık da bundan. Azıcık da bundan. Ya ne yapıyorsun oğlum sen burada ya? Kaçta göz arasında gene kayboldun birader? Gözünü seveyim ama ya. Ya ikram var, ziyan olmasın, günah. Güzel kardeşim. Madem öyle, o tabak sana küçük değil mi birader? He? Ya şurada iki atıştırma yapacağız kardeşim. Amma büyütüyorsun ya. Hadi abicim, hadi köfte ekmek ısmarlayacağım ben sana. Hadi abi, hadi. Sayın seyirciler, Sakarya'da çiftçilik yapan Şahin Çörekçi adlı vatandaş inanılmaz bir şeyi başararak Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. Sakaryalı çiftçi dünyanın en büyük kabağını yetiştirdi. Maşallah. Tam 458 kilo. Aslan hevşerim be. Ulan helal olsun be. Ulan çiftçisi bile dünya şampiyonu oluyor be. Muhabirimiz Hasan Apaydın rekortmen çiftçimizle görüştü. Şimdi kameramız bu dev kabağı görüntülemek için Sakarya'da. Allah Allah, nereye gitti bunlar? Şşş. Anne gitmeyelim. Yok kızım, ben de hazır mısınız? Hah, evet hazırız. Buyurun, Allah gidelim. Belanı versin bir adam. Anne. Çocuğumu ziyan edeceksin. Vermeyeceğim sana. O çocuk benim de çocuğum, tamam mı? Bırak çocuğumu. Ver çocuğumu. Onu benden alamazsın, tamam mı? Bırak. Ver çocuğu. Mahkemelerde süründürürüm seni. Bak çocuğu da korkutuyorsun. Derdini mahkemeye anlat. Hay yaşayalım. Bıktım senden. Ver çocuğum. Delirtme beni kadın. Vermezsen ne yaparsın? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Kadın el kalkar mı lan? Hayal etme beni. Gel buraya. Hayatımızı ver çocuğu. Oğlumu sana vermem. O sadece senin çocuğun değil, tamam mı? Hanımefendi. İleride sağda bizim arabamız var. Kapıları açın. İçine geçin, oturun, biz hemen geliyoruz. Kusura bakmayın. Yetti durdun, yetti. Bırak. Bırak! Bırak çocuğumu! Hüseyin abim, kaç yaşındasın sen? Bırak, ya Hüseyin abim, çocuğun yerine tartışıyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz. Benim de çocuğum, benim de çocuğum. Hüseyin abla! Lan çocuğum! Abi! İlker, benimle böyle konuşamazsın. Çok ileri gidiyorsun. Ya bıktım senin bu patron havalarından. Konuşamazmışım. Ya sen kimsin? Her şeyden önce arkadaşın sayılırım. Arkadaşım falan yok benim. Hele senin gibi bir arkadaşım asla olamaz. Beni içeri girin. Neyini anlayacağız senin? Sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ama... Bunların görecek hali kalmamış. Fark edecek olurlarsa ikisini de indirin. Anlamıyorum Ayşegül. Anlamıyorum. Fazla uzak. Abim yani. Senin yüzünden öldü. Ya nerede kaldı bunlar ya? Kaydın mı? Kaç adım? Nereden girdin sen? Ne oluyor? İlker! Ayşegül! Karım, çocuğunun yaşasın istiyorsan sakın ses çıkarma. İkisin elimde. Ama nasıl olur? Bu araba galiba. Hanımefendi, bizim de geliyorsunuz. Siz kimsiniz? Ne oluyor? Uzatmayın. Anne. Tamam, tamam. Çocuğun başına bir şey gelmesini istemiyoruz, değil mi? Tamam kızım. Yürü. Hadi yürü. Anne! Bırak çocuğumu. Bırak. İmdat! İmdat! Yardım edin! Vermeyeceğim çocuğu.
Yardım edin. Bu burada kalmayacak. İstemiyorum. Aya mı geldik oğlum? Bırak çocuğu. Koş birader. Uyanmadan gidelim. Hadi yürü. Hadi hadi. Yürü yürü. Bırak çocuğu. Üstüsünü. Bırak. Nereye getirin? İndirin. Bırakın. İniyor. Yardım edin. Bırak. Kaçıyorlar birader. Koş. Allah kahretsin, lastiği patlatmışlar ya! Ne yapacağız şimdi ya? Nereye götürüyorsunuz bizi? Kimsiniz siz? Bak benim kocam... Senin kocan... Senin kocan burada. Al izleteyim sana. Zuhal, iyi misiniz? Özcan, neler oluyor? Kim bu adamlar? Yeter bizi baba, ne olur bir şeyler yap. Kurtaracağım kızım, merak etme. Sakin olun siz. Onların saçının teline zarar gelmesin. Yoksa... Yoksa ne? Elimde diyorum. Gebertirim. Bozulur şimdi. Tamam. Tamam, onlara dokunma. Ne istiyorsan yaparım. Ha şöyle. Gel bakalım. Hadi. Gel. Çık şunun üstüne. Nasıl yani? Koşu mu yapacağız? Ha, çık da bakalım kondisyonun ne durumda. Hı? Ne saçmalıyorsun sen? Çık diyorum. Karın ve kızın elinde. Tekrar mı öldüreceksin? Bana bak. Uzak duracaksın abinden artık. Onur da geri dönecek olursa... senin evlenmesine asla izin vermeyeceğim. Senden izin isteyen mi oldu ya? Nasıl karışabilirsin ki sen? Öyle bir karışırım ki. Durdur şunu. Durdur. Kalbim sıkışıyor. Kalbim!
Daha iyi başladık canım. Ne durması? Ne verdin bana alçak? Zehirledin mi beni? Madem kalbim verdiğim var, niye o kadar zorluyorsun kendini? Niye burnunu sokuyorsun her şeye? Sana ne memleketim ölümlesinden? Bak, kalp krizi geçiriyorsun işte. Efendim Baltan, evin önündeyiz, ne oldu? Ne diyorsun? Kadınla çocuğu kaçırdılar mı? Ya kaçırdılar işte Ayşegül. Nasıl diye sorma. Peşlerindeyiz şu an. Siz amire dikkat edin. İlker, kontrol ediyoruz evi. Siz de peşlerini bırakmayın. Tamam, kapatıyorum. Amirim? Ne olmuş burada? Kimse burada. Amirim, neyiniz var? Kalbim. Zorluk çıkarmayın hadi. Ne yapacaksınız? Niye geldik buraya? Uslu durursanız hiçbir şey olmayacak. Açın kapıyı. Burada mı? Burada mı polis? Makaris! Nereden çıktın? Sanki bize sıkın dedik ya. Teslim olun, etrafınız sarıldı. Etrafınız sarıldı ne lan? Oğlum iki kişiyiz lan, iki kişiyle etraf mı sarılır, manyak mısın? Ya belki susar dedim. Ateş edin. Ateş edin, sağ bırakmayın kimseyi. Kardeşim tutmamış be. Avcı, hemen bir ambulans istiyoruz. Gardelen sokak no 39 Kartal. Çok acil. Ayşegül. Yormayın kendinizi amirim. Ambulans şimdi gelir. Kitapsız. Kitapsız buradaydı. Bana bir iğne yaptı. İşim bitti artık. Boşa uğraşmayın. Kitapsız mı? Nasıl olur? Biz kapıdaydık. Dinle Ayşegül. Yarın bu alçakların planını medyaya anlatacaktım. Bu yüzden beni bitirdiler. İşte konuş. O dosyaya sahip çıkın. Çok önemli. Anlıyor musun? Çok
Amirim. 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 Gözümüzün önünde öldü gitti adam ya. Senin yüzünden. Ne? Benim yüzümden mi? Saçma sapan suçlamalarına ikimizi de meşgul ettin. Kitapsızı göremedik ya. Ya burnumuzun dibine kadar geldi adam. Asıl senin yüzünden be. Yakınlarındaki herkes zarar görüyor Ayşegül. Nasıl dersin bunu ya? Sen boşa sıkıyorsun gibime geldi bana. Atma birader ya. Din kardeşiyiz ya. Nerede üç oldu abi hani? Ol, şimdi oldu. Şimdi oldu ama. Şimdi oldu. He. Tamam kızım, tamam kurtulacağız. Allah'ım sen yardım et. Gel bakayım kaç şöyle. Bırak kızımı. Bırak kızımı manyak. Bırak dedim ha. Çekil be. Anne kurtar beni. Anne kurtar beni. Anne. Anne. Sizdeki kurşun bu yavruya işlemez. Anne. 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 Lütfen bir şey yapma. En iyisi silahlarınızı bırakıp uslu uslu buraya gelin. Anne kurtar beni. Anne. 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 Ben çıkıyorum kardeşim. Sahne senin. Eyvallah kardeşim. Tamam tamam, teslim oluyorum. Kıza zarar verme. Öbürü de çıksın. Tamam, o da geliyor. Yeter ki bırak silah. Bak, bak silahımı da indirdim ha. Hadi bırak gitsin. Bırak gitsin. Bak teslim oluyorum. İstediği de oldu. Hadi bırak kızı. Bana bak, kızı da annesini de öldürürüm. Kızı. Bir numara yapmayın sakın. Bak kişinin kızın arkasına saklamışsın. Konuşma lan, hayal etme beni. Beni mi korkutacaksın? Yaklaşma lan. Yaklaşma. Öldürürüm kızı. İsabet ya Resulallah. Yaklaşma diyorum. Anne. Oh kızım. Tamam kızım. Biliyorum kızım. Geçti. Geçti kızım. Geçti. Hanımefendi, iyi misiniz? Çok şükür iyiyiz. Aslansın be Sakaryalı. Konuşturdun yine kılasını. Ber hudarun evladım. Şükür geçti. İyi misiniz? Sağ ol. Korktun mu sen? Korktum. Kitapsız durum nedir anlat bakalım. Tüh. Demek spor yaparken evinde kalp krizi geçirmiş. Vah 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 vah. Mahsun ne oldu? O da mı ölmüş? Neyse. Ölenle ölünmez demişler. Kılıç nerede? Arka tarafta efendim. Bakalım bizim kılıç hala keskin mi? Kimsin lan sen? Kılıcım ben. Hadi. Hadi bırakın artık beni. Kılıcım ben. Ne yapıyorsunuz siz be? Adam kılıcım diyor işte. Öldürecek misin? Bırak şunu. Söylediği gibi. Kılıç mı? Bir test edelim isterseniz. Bak,
Bunu görüyor musun? Bunu Ayşegül'ün parmağından ben aldım, biliyor musun? Tabii inat etti vermemek için. Biraz canını yakmak zorunda kaldım ama değdi. Nasıl? Güzel mi? Ulan! Ulan! Geberteceğim ulan seni! Geberteceğim! Vay kılıç var. Biz seni kılıç yaptık. Sen kalktın keser oldun. Ters döndüğünde bizi mi kesmeye niyetlendin ha? Hiç oldu mu düşündün? O kadar emek verdik sana. Bunun ayarını Aslan Çınar bozmuştur muhakkak. Başkası yapamaz. Eski haline getirebilecek miyiz? Ne dersin? Onun ilacı bu. Akif'ten kalan ne varsa düşmanı olur bunun. Çınar, Akif'i elimden alamayacaksın. Alsam da onca cesedini alırsın. Ey kalpleri evirip çeviren Allah. Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Reisim, bir durum vardı. Söylese bu. Amirin otopsi raporu. Neymiş? Kalp krizi. Eceli takdir eder Allah. Amenna. Ama amirin ölüm sebebi gaflet. Gaflet mi? Gaflet ya. Kızım, bir evladım. Emanete sahip çıkacaklarına birbirlerine düşmüşler. Bunlar birbirine düşünce düşman gelir, amire kalp krizi ilacını enjekte eder. Gafillerin haberi olmaz. Bizim gaflete düşme lüksümüz var mıydı? Bize bu görev emanet değil mi? Emanete böyle mi sahip çıkılır? Reis.
Aşıkır'ın bir kabahati yok. Kavgayı ben başlattım. Benim suçum. Yok efendi, yok. Buradaki tek suçlu olsa olsa benim. Bütün kabahat benim. Estağfurullah reisim. Hiç itiraz etmeyin. Bu memleketin dört bir köşesinde bu görevleri hakkıyla yapacak nice koç yiğitler var. Ya Allah. Ben onlara değil, sizin gibi benlik belasına düşmüş kafirlere cana emanet ediyorum. Kabahatim büyüğü benim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gelin bakalım. Aleyküm selam. Özcan nerede? Babam nerede? Babamı görmek istiyorum. Hadi bakalım ekip bir. Görelim boyunuzu. Cevap verin. Nerede amiriniz? Yoksa kötü bir şey mi oldu? Söylesenize. Kocama ne oldu? Yalvarırım susmayın. Babamı görmeyin. Tamam kızım, tamam. Kimsin sen? Kılıç. Kafirleri kesen kılıç. Cihadın kılıç. Geliyor galiba. Bak. Bu senin Ayşegül'e verdiğin yüzük. Hatırladın mı? Canı cehenneme! Kılıç aramıza katıldı nihayet. Hemen karar vermeyelim bence. Bir test daha yapalım. Çözün şunu. Bakalım.
kafirlerin safına geçti. Öldür onu. Hadi. Ne istiyorsun benden abi? Derdin ne benimle senin? Kes lan. Yapma. Ne olur yapma. Nerede kocam? Nerede? Gel bakalım, biz biraz gezelim. Şimdi herkes kendini toparlasın. Yanındaki kardeşine iyice bir yaslansın. Sıra dağlar gibi sımsıkı duran sahabe efendilerimizi örnek alalım. Bir hata daha kaldırmaz bu görev. Bu son şansımız ekip bir. Ayağınızı denk alın. Yoksa acımam. Yakarım canınızı. Tamamdır reisim. Eyvallah reisim. Tamam yeter ki emrim. Şimdi gidin. Herkes yarın amirin cenazesinde olsun.
Ne duruyorsun? Vursana şu hainini. Hadi kılıç. Kafirlere yardım eden bu haini yaşatacak değilsin herhalde ha? Hadi. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur. Yapma ne olur. Kafirlere ölüm. Kafirlere ölüm. İşte şimdi oldu. Getirin şunu. Bırakın beni. Bırakın beni. Yeniden aramıza hoş geldin Kılıç. Kılıç, kendini ispatladın. Ama şimdi sana en büyük görevi vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Ama korkup caymak yok. Korkmak mı? Kılıç hiçbir şeyden korkmaz. Yarın amirin cenazesi kalkıyor. Bütün düşmanlarımız orada olacak. Aslan Çınar ve bütün ekip bir. Bütün düşmanlar. Peki benden ne istiyorsun? Oraya operasyon çekmek mümkün değil. Ancak bir canlı bomba. Ben mi? Evet sen. Bu kutsal göreve var mısın? Davam için seve seve ölür. İşte dava adamı dediğin böyle olur. Öl öl, kalk kalk. Bana böyle adam lazım. Hadi, şimdi dinlen biraz. Yarın büyük. Başımız sağ olsun. Bugün bu ülke vatansever bir evladını defnedecek. Yapacak bir şey yok. Vatan sağ olsun. Alo. Aslan Çınar. Cenazeniz varmış. Çiçek gönderecektim ama çelenk falan demode şeyler. Ulan çakal. Seni elbet elime geçireceğim. Sakin ol Aslan Bey. Başarısızlık seni agresif yapmış. Bak adamı da koruyamadınız. Gitti dağ gibi amir. Bak ne diyeceğim. Emekli mi olsan sen? Yaşlandın belli ki. Senin gibiler nefes aldıkça bizim gibilere emeklilik yok alçak herif. Ama emekli olacağım bir gün merak etme. Senin leşini köpeklere atarak kutlayacağım emekliliğimi. Aslan Bey'im, itiraf edeyim. Senin tehditlerinden korktuğum zamanlar oldu. Ama artık bırakıp gitsen diyorum. Ben giderim yerime daha iyisi gelir. Bu memleketin iyi dahasını tükenmez anlıyor musun? Yine ne hainlik peşindesin. Bugün keyfimi kimse bozamaz. Bugün büyük gün. Şu kılıcı bir ara bakalım. Ne alemde.
Tamamdır bu. Yakıştı da ha. Ha? Kamera hazır mı? Hazır. Evet Kılıç. Bugün senin bayramın. Kafirleri yok etmek için şehit olacaksın. Bedenini cihat için feda edeceksin. Cennetin kapıları bugün sonuna kadar açık. Hazır mısın? Hep bugünü bekledim. Güzel. Yalnız son bir isteğim olacak. Hay hay. Dile benden ne dilersen. Müsaade edin iki rekat namaz kılayım. Tabii tabii. Allah'a dua et ki kafirleri öldürüp cennete kavuşasın. Kafirlere ölüm. Adamımız ne durumda? Adamımız kılıç gibi Neşet Bey. Bugün bu iş bitecek, merak etmeyin. Kaydı alacağız. Yer yerinden oynayacak. Nerede kaldı bunlar ya? Saat kaç oldu? Ne bileyim ya. Hadi gidelim. Buyurun. Heh, geldiniz. Acele edelim çocuklar. Cenazeye geç kalmayalım aman. E tamam o zaman hemen çıkalım yetişelim. Tamam, hadi. Hadi. Canlı bomba. Alo. Alo. Hay Allah kapattı. Ne oldu Leyla? Bomba ihbarı. Canlı bomba. Canlı bomba mı? Neredeymiş peki? Camide. Bizim amirin cenazesinin olduğu camide. Ne diyorsun? Allah Allah. Tüfek al. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Leyla sen babamı ara, oradakilere haber ver. İmha ekibi, çevik kuvvet. Herkesi ara. Kim varsa oraya gelsin. Kim varsa. Tamam başla. Akif deme şuna be. Akif adı geçtikçe bütün planlarım bozulacakmış gibi geliyor. Kılıç o kılıç. Evet ta kendisi. Aslan Çınar. Yolun sonuna geldin. Adına yaraşır muhteşem bir final. Hemen ölmesen de bunu biraz istesen ha. Ama Reşit baba, ekip bir gelmedi hala. Reisler olmadan ekip bir bizim için çerez olur. Hiçbir önemi yok. Başlarını koparacağız. Kalbini sökeceğiz. Ekip bir de başsız kalpsiz işe yaramaz bir ceset olacak. Geldin.
Sen. Çekilin! Geri çekilin! Geri çekilin ulan, patlatırım yoksa! Çekilin! Geri çekilin! Çekilin! Akif! Geri çekilin! Akif, kendine gel! Kafirlerle işbirliği yapan herkes kafirdir! En başta sen Aslan Çınar! Gebereceksin Aslan Çınar! Gebereceksin! Akif! Akif, sakın! Allahu Ekber! Akif! Allahu Ekber! İşte patlatıyor. Allahu Ekber! Dur! Akif, ne yapıyorsun? Abi! Akif, saçmalama. Dur! Kendine gel oğlum, ne yapıyorsun? Abi! Akif! Akif! Oğlum, delirdin mi? Akif! Abi! Kendine gel, kurban oldum. Akif, yapma. Akif! Abi! Ayşegül! Gördün mü Ayşegül'ü vurdu? Gel! Ne yapıyorsun sen Akif? Abi! Akif! Oğlum, sen ne yaptığının farkında mısın? Ayşegül! Abi dur! Ayşegül, iyi misin? Ayşegül! Akif! Öğrenci nereye gittin? Abi, ne yaptın sen? Ayşegül'ü niye vurdun? Hepiniz gebereceksiniz! Hepiniz! Hepiniz gebereceksiniz! Akif abi, sen ne diyorsun abi, iyi misin? Akif abi, iyi misin abi? Yeter lan! Hepiniz gebereceksiniz! Sebo, iyi misin? Sebo! Abi! Abi, sen ne yapıyorsun? Sebo, iyi misin? İyi misin Sebo? İyiyim ben. İyiyim ben, yelekte. Allah'ını seven biri bana anlatsın ne oluyor? Geri çekilin lan! Abi! Ayşegül, iyi misin? Abi, ne olur abi. Akif, sakinim. Bakan Şegül yaralı, ölecek. İster ölsün ister kalsın. Benim de geliyorsun. Abi, abi ne oldu sana? Söyle, bir şey mi yaptılar? İlaç mı verdiler abi, ne oldu? Ayşegül. Geri çekilin lan. Yoksa bu yaşlı bulak ölür. Hadi geri çekilin, hadi. Abi dur. Yaklaşmayın. Ayşegül. Ayşegül kızım. Bomba patlasa çok daha iyi olacaktı ya. Neyse, bu da hiç fena değil. Kızı gitti elinden. Neyiz artık, iflah olmaz. Kılıcın da sadakatini gördük. Kendi kendini patlatıyordu sahiden. Ekibi dağıttı tek başına. Gözünü kırpmadan vurdu karşı çıkan. Ebu Hamza, olanları izledin mi? İzlemez olur muyum? Ekiplerin halini gördünüz mü? Bir tuğlayı çektik içinden, hepsi dağıldı. Burada işimiz bitti, çıkıyoruz. Oraya geliyorum. Ha, ama kılıç benden önce gelirse onu şanına layık bir şekilde karşıla. Ne istiyorsa ver. Büyük bir iş başardı. Hiç merak etme Neşet Bey. Kılıç bundan sonra bizim en az adamımız. Tabii ki el üstünde tutacağız. Vay, vay, vay. Kılıç gelmiş. Cihadın kılıcı. Allah'ın kılıcı gelmiş.
Bugün düşmanlara kan kusturdun. Büyük iş başardın. Dile benden ne dilersen. Şehit olup cennete gidemedin ama senin dünyanı cennet yapması benden. Ne istersin? Söyle. Ne isterim? Kelleni mesela. Olur mu? Ya da kolunu mu alsam? Bir yerden başlayalım. Sana feda olsun. Ateş edin, çabuk yakalayın şunu. Tamam.
ol. Ölürüm daha iyi. At silahını. At silahını. At yere. Ellerini kaldır diyeceğim ama yersiz olacak. At silahını. At silahını! İyi bak yüzüme. Tanıdın mı beni? Tanımasa be. Allah'ın belası. İyi bak dedim. İyi bak yüzüme. Yakaladım. Sana kaçamazsın demiştim değil mi? Yüzüm. Yüzüm nerede? Bilmiyorum nerede olduğunu. Yüzümü aldın. Yeter. Vurma. Yeter. Ben de değil. Bilmiyorum nerede olduğunu. Bir şey mi kaybettiniz hanımefendi? He? Söyle, tanıdın mı? İyi bak yüzüme. Ya tamam, götürelim şunu, tanışırız ya. Bir sakin ol ya, Suzen. Sakin ol mu? He. Niye sakin olayım ha? Niye? Tamam, yakaladın işte. Bu adam var ya, bu adam. Ailemi öldürdü beni. Hatırladın mı ha? 2003'te konsolosluk baskınında. Patlattığın bombayı hatırladın mı? Orada ölen genç diplomatı. Karısını hatırladın mı ha? Sen. Yıllardır bu anı bekliyordum. Ailemin intikamını alacağım günü bekliyordum. Dikkat et bıçak! Geber! Bu yüzüğü mü soruyordu sana? Kendisini sorsana. Ya bu aralar aramız biraz fazla, nasıl desem, limoni biraz.
Sorsam naz falan yapar. Söylemez biliyor musun? Cevap veriyorum. Evet, onu soruyordum. Bak gördün mü? Kabul et, güzel oynadık ama değil mi? Bence güzel oyun oldu. Vallahi bütün bunların bizim oyunumuz olduğunu öğrenince Neşet'in dünyası yıkılacak. Hadi ver yüzümü artık. Hadi ama. İyi tamam, hadi al. Hop. Ya yeter ama. Ver diyorum sana şunu. Tamam. Tamam vereceğim, sakin. Ver diyorum sana. 10 yıl gecikmiş bir intikam. Ben bir şey diyor. Operasyonu. Ben yaptım ama. Emri bu başkası verdi. Kim verdi söyle. Kim verdi? Emri kim verdi söyle diyorum sana. Neşet verdi. Veriyor musun, vermiyor musun? Gel de al. E hadi. Ayşegül. Ver şunu. Hayır Ayşegül, yapma. Hayır. Tamam yapma. Ver şunu diyorum. Tamam. Tamam. Tamam vereceğim ben. Ama bak bir şartla. Şart mı? Ne şartı? Evet. Şartım şu. Benimle evlen. Yüzüğü o zaman vereceğim sana. Benimle evlenir misin Ayşegül? Bunu daha önce sordum ve ben de evet demiştim Akif. Yok. O sayılmaz. Sayılmaz mı? Niye? Çünkü o teklifi kılıç etti. Ayşegül, Akif'in yüreğinden gelmiyordu o teklif sana. Şimdi sana Akif Emir olarak bütün kalbimle tekrar soruyorum. Benimle... Evet. Ben de verdim gitti.